Sayın seyirciler, 34 ekranlarına hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. MİT kanununun değişmesi için ilk adım bugün Adalet Komisyonu'nda atılacak. Komisyondan çıkacak yasa değişikliği Perşembe günü meclisin gündemine gelecek. MİT yöneticilerinin yargılanmasını Başbakan Erdoğan'ın iznine bağlayan düzenleme bugün Adalet Komisyonu'na geldi. Özel yetkili savcıların kritik makamlardaki kamu görevlileriyle ilgili doğrudan soruşturma yürütme yetkilerine sınırlama getiriliyor. Hangi makamdaki görevlerin kapsama alınacağının kanunda tek tek sayılarak belirlenmesi bekleniyor. Muhalefetin kişiye özel yasa olmak tepkisiyle karşılaşan değişiklik Perşembe günü meclis gündemine gelecek. Son derece usulsüz bir çalışma yöntemi benimsiyorsunuz. Bu çok ayıp bir şey. Bakın, Türkiye'deki hukuk devletinin ortadan kaldırıldığı Adalet Komisyonu'nun bu uygulamalarıyla çok açık ve sonuç. Sayın seyirciler, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda PKK'lı teröristlerce sıcak temas sağlandı. Saatlerce süren çatışmada jandarma kıdemli çavuş Murat Bayram'la jandarma uzman çavuş İbrahim Kurt şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Sabaha karşı devam eden çatışmalarda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Uludere ilçesinin Irak sınır kesiminde bir grup PKK'lının eylem hazırlığında olduğu istihbarat alındı. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bölgeye hava destekli geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Skorsky helikopterlerle bölgeye indirilen özel eğitimli birlikler kalabalık terörist grubuyla sıcak temas sağladı. Çatışmada 10 PKK'lı öldürülürken jandarma kıdemli üst çavuş Murat Bayram'la uzman çavuş İbrahim Kurt şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şehit Murat Bayram'ın acı haberini alan ailesi adeta yıkıldı. Haberi alan ailenin yakınları eve akın etti. Şehit jandarma kıdemli üst çavuş Murat Bayram'ın Esra Bayram'la evli olduğu ve çiftin 3 yaşında Berke adında erkek çocukları olduğu öğrenildi. Uzman çavuş İbrahim Kurt'un şehadet haberi ise Osmaniye'nin Düzici ilçesindeki evine ateş düşürdü. Acı haber şehidin meslektaşları tarafından telefonla ulaştırıldı. Fatma Kurt'la evli olan şehit askerin 3 yaşında Bengisu isimli bir kızı ve 6 yaşında Metin isimli bir oğlu olduğu öğrenildi. Değerli izleyenler, Mardin'de 150 kilo bomba yüklü otomobille Diyarbakır'a giden PKK'lılar jandarma dur deyince kaçtı. 4 köylüyü rehin alan teröristlerden biri öldürüldü, diğeri yaralı yakalandı. Mardin'den Diyarbakır yönüne giden bir otomobilin bomba yüklü olduğunu belirleyen güvenlik güçleri aracı takibe aldı. Seyhan Jandarma Karakolu kontrol noktasında önlem alan güvenlik güçleri araca dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine otomobilde bulunan iki kişi araçtan inerek, arkalarından gelen başka bir araca binerek hızla Diyarbakır yönüne doğru kaçtı. Sıkıştırılan otomobil Çınar ilçesi Aktepe köyüne girdi. Burada araçtan inen teröristler askerlere ateş açınca çatışma çıktı. 4 köylüyü rehin alan teröristlerden biri ölü, diğeri ise yaralı olarak yakalandı. Teröristlerin terk ettiği araçta ise tüplere bağlanmış ve patlatılmaya hazır durumda 150 kilo bomba bulundu. Türk spor tarihinin en büyük davası Silivri yerleşkesinde görülmeye başlandı değerli izleyenler. 23'ü tutuklu 93 sanıklı davanın ilk duruşması kimlik tespitiyle başladı. Duruşma 401 sayfalık iddianamenin okunmasıyla devam edecek. Futbolda şike iddiaları üzerinde aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık açılan davanın ilk duruşması başladı. Aziz Yıldırım diğer tutuklu sanıklarla salona alındı. Sarı lacivertli kravat takan Yıldırım salona elinde 3 klasörle geldi. Duruşmada 1 numaralı sanık olan Olgun Peker'in kimlik tespitiyle başladı. Ardından hakimler Aziz Yıldırım'a döndü, aynı soruları sordu. Tutuklu sanıklardan Bülent İşçen dışında tamamı salonda hazır bulundu. Tutuksuz 70 sanığın bir kısmının duruşmaya katılmadığı görüldü. Fenerbahçe yönetimi ise tam kadro salonda yerini aldı. Duruşmada kimlik kontrolünün ardından 401 sayfalık iddianamenin okunmasına geçilecek. Avukatlar özetle okunsun talebi yapmazsa iki TRT spikeri iddianamenin tamamını okuyacak. Silivri yerleşkesi dışında ise binlerce taraftar takımlarına destek olmak için çadırlar kurdu.
Sayın seyirciler, Danıştay üyesi Zeki Yiğit'in odasından böcek olarak tabir edilen dinleme cihazı çıktığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından geçen yıl Danıştay'a atanan 13. daire üyesi Zeki Yiğit'in odasından dinleme cihazı çıktı. Olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Makam odasındaki masasının çekmecesinin altından küçük bir cihazın yere düştüğünü fark eden Yiğit, dinleme cihazı şüphesiyle Danıştay Başkanlığı ve polisi bilgilendirdi. Yiğit'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Böceğin Yiğit'in Danıştay'a atanmasından önce mi yoksa daha sonra mı odaya yerleştirildiği bilinmiyor. Dış ticaret açığındaki Cumhuriyet rekorunun ardından krizin habercisi cari açıkta 2011'i tarihi rekorla kapadı. 2011'de açık 77 milyar dolar oldu. Bir önceki yıla göre artış tam %65,3 oranında. Türkiye'de geçmiş krizlerin bir numaralı tetikleyicisi olarak bilinen cari açık 2011 genelinde Cumhuriyet rekoru kırdı. Tam 77.1 milyar dolar. Rakamları Merkez Bankası açıkladı. Bir önceki yıl 46.6 milyar dolar olan açık bu yıl %65,3 arttı. Rekor artış doğal olarak rekor bir cari açık getirdi. 77.1 milyar dolar. Rakamın bu kadar yüksek çıkmasında dış ticaret açığı etkili oldu. Bir yılda verilen 105 milyar dolarlık dış açık cari dengeleri sarstı. Cari açığın milli geliri oranı böylece %10'a yaklaştı. Merkez Bankası verilerine göre cari açık aralıkta 6.57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aslında rakamlar çok daha yüksek olacaktı ancak yurt dışından gelen gizemli para dengeleri değiştirdi. Türkiye'ye 2011 yılında 12.4 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi yapıldı. Bu da cari açığın daha yüksek çıkmasının önüne geçti. Türkiye'nin para basan kaleleri olarak bilinen köprü ve otoyollar Ocak ayında 60 milyon lira kazandırdı değerli izleyenler. Bu kaynaklar Mayıs ayında ihaleyle satışa çıkarılacak. Ve artık devlet değil, kim satın alırsa onun için para basacak. Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan köprü ve otoyollar için 17 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak. Satın alan firma 25 yıl boyunca bu kaynakları işletecek. Köprü ve otoyolların sadece bir aylık kazancı bile dudak ısırtıyor. Bu yılın ilk ayında köprü ve otoyollardan 26 milyon 378 bin 150 araç geçti. Bu araçlardan toplam 60 milyon 113 bin 724 lira gelir elde edildi. Ocak ayında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 11 milyon 814 bin 406 araç geçiş yaparken bu araçlardan 19 milyon 29 bin 284 lira gelir elde edildi. Otoyollardansa 41 milyon 84 bin 440 araç geçerken bu araçlar 14 milyon 563 bin 744 lira gelir bıraktı. 2011 yılında ise köprü ve otoyollardan 349 milyon 847 bin 151 araç geçti. Bu araçlardan toplam 732 milyon 681 bin 161 lira gelir elde edildi. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde milli ekonomi modelindeki para anlayışını yazdı. Profesör Baş, para sadece değişim ve tasarruf aracı değil, aynı zamanda emek ve üretimin karşılığıdır, tarih unsurudur ifadelerini kullandı. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de bir yıl içinde kredi kartıyla yapılan harcamalar 290 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu büyük rakam Türk insanının önemli bir kesiminin ekmeği dahi kredi kartıyla aldığını gösteriyor. Kapitalist sistemin en büyük yanlışı paranın tüketen kesime ulaşmadan sadece belli ellerde toplanmasını sağlamasıdır. Türkiye'de kredi kartına yönelişin temel sebebi de budur. Kişiler ellerine harcamalarını sağlayacak para miktarı geçmediği için ihtiyaçlarını plastik parayla karşılamaktadırlar. Neticede mevcut kart borçlarını da ödeyememekte ve borçlar katlanarak artmaktadır. Milli ekonomi modelinde paraya iki yeni özellik getirilmiştir. Paranın değişim aracı olması ve tasarruf aracı olması diğer sistemlerde de vardır. Bizim tezimize göre ise para bu özelliklerinin yanında emeğin ve üretimin karşılığıdır ve tahrik unsurudur.
Bu sayede tüketim kabiliyetini artıran, üretimi tetikleyen paranın piyasalarda serbest dolaşımını sağlayan aktif bir para politikası hayata geçirilmektedir. Para, emeğin ve üretimin karşılığı olmasıyla devletlere senyoraj hakkını tanır. Piyasalarda üretim arttıkça buna karşılık para miktarının da belli oranda artması gerekir. Bir çiftçinin tarlalarına mısır ekmeye karar verdiğini düşünelim. 1 milyar lirayla tohumunu almış, tarlasını sürmüş, gübresini atmış olsun. Sene sonundaysa eline 5 milyar liralık ürün geçtiğini varsayalım. 5 milyar liralık mala karşılık piyasadaki 1 milyarın yetersiz olduğu, 4 milyar değerinde yeni paraya ihtiyaç olduğu açıktır. Aradaki farkı kapatmak için emisyon hacmini 4 milyar daha arttırmak zorundayız. Yani her yıl büyüyen ekonomilerde büyümeye bağlı olarak emisyon hacminin arttırılması gerekir. Ülkemiz için düşünürsek piyasalarda üretim ve tüketim arasındaki bu fark senyoraj gelirinin devreye konulmasıyla değil, dışarıdan alınan borç parayla, hard currency'lerle karşılanmaktadır. Merkez Bankamız dışarıdan faizde alınan borç parayla piyasaların bu açığını kapatmaya çalışmaktadır. Milli devletin para politikası ise piyasaların bağımsız hale gelmesini sağlamaktadır. Milli ekonomi modelinde paranın tahrik unsuru olması da ilk defa bizim tezimizde yer alan bir özelliktir. Paranın herkesin elinde bulunması gerekir. Para emeği tahrik ederek mal ve hizmet üretimini sağlayan bir araçtır. Tüketimini devreye koyacak bir tahrik unsurudur. Milli ekonomi modelinin sosyal devlet projeleriyle para tüketen kesimin eline verilerek tüketimin devreye girmesi sağlanmaktadır. Parayı emeğin ve üretimin karşılığı olarak piyasalarda bulunduracak olan da milli devlet anlayışıdır. Çünkü yalnız milli devlette para maliyetsizdir. Milli ekonomi modelinin ve sosyal devlet anlayışının yaptığı, paraya getirdiği yeni tarif ve yüklediği fonksiyonlarla üretimin ve tüketimin aynı anda devreye konulmasını sağlayarak piyasaların dengesini korumaktır. Bugün sistemin ihtiyacı olan da bu dengedir. Profesör Doktor Haydar Baş. Sevgili izleyiciler, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, aralarında İtalya, İspanya ve Portekiz'in de bulunduğu 6 Avrupa ülkesinin notunu indirdi. Fransa, İngiltere ve Avusturya'nın ise not görünümü negatife çevrildi. Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale. Moody's yaptığı açıklamada İtalya'nın kredi notunu A2'den A3'e, İspanya'nın kredi notunu A1'den A3'e, Portekiz'in kredi notunu BA2'den BA3'e, Slovakya ve Slovenya'nın kredi notlarını A1'den A2'ye ve Malta'nın kredi notunu A2'den A3'e indirdiğini bildirdi. İspanya'nın kredi notunu 2 kademe, diğer 5 ülkenin kredi notları ise birer kademe düşüren kuruluş, bu ülkelerin kredi notlarının görünümünü ise negatif olarak belirledi. Fransa, İngiltere ve Avusturya'nın AAA olan kredi notunu koruyan kuruluş, bu üç ülkenin kredi notları görünümünü ise durağından negatife çevirdi. Hafta sonu batı kesimlerde etkisi olan bahar havası gece sona erdi sayın seyirciler. Tüm Türkiye bugün itibariyle yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara'da bugün yağmur, perşembe ise kar var. Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da hafta sonuna kadar sürecek. Türkiye özellikle de batı kesimleri hafta sonunu bahar havasında geçirdi. Hava sıcaklığı İstanbul'da 11 dereceye kadar çıktı. Ancak 2 günlük sıcaklık önümüzdeki günlerde yerini yine soğuklara bırakacak. Türkiye salı itibariyle Balkanlardan gelen soğuk hava ve Akdeniz üzerinden ulaşan yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara'da yarın yağmur var. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yoğun yağış bekleniyor. Salı ve çarşamba gününü yağmurla geçirecek bölgede yağışlar, perşembe günü Balkanlardan inen soğuk havayla birleşince kara dönüşecek. Perşembe İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da lapa lapa kar yağacak. Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yağmur ve karla birlikte hava sıcaklıkları da ciddi oranda düşecek. Yurt genelinde sıcaklığın 9 derece birden azalacağı tahmin ediliyor. Sayın seyirciler, gelişmeler böyleydi. Bir sonraki bülten tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.